ve bu kültür erozyonu maalesef dini erozyonlara, ahlaki erozyonlara kadar gelmiş, dayanmış ve bizim milli değerlerimize, manevi değerlerimize, sadakatimiz noktasında zafiyetlerimizin olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Çok daha vahim aslında durum. İzah etmek isteriz, anlatmak isteriz ama moralimizi çok da bozmak istemiyoruz. Fakat hep iyi tarafları anlatmak, hep güzel tarafları anlatmak, hep cennetin köşklerinden, bahçelerinden bahsetmek, İslam dinini anlatmak demek değildir. Bir vaiz, bir hatip anlatırken dengeli bir şekilde hem müjdeleyici unsurları anlatırken hem de Rabbimizin gazap ettiği, gazaplandığı konulara da değinmesi gerekiyor ki sadece çok sevgi şımartmaya vesile olur. Hedeften, istikametten kaymaya sebebiyet verir. Sevginin yanında korkunun da olması lazım. Bir evlat babasını çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor ama hiç korkmuyorsa o evladın şımarmasına vesile olur. O evladın yarın öbür gün babasını takmamasına vesile olur bu sevgi. İçerisinde korkunun ve saygının olmadığı bir sevgi hedeften bizi sapıttırır. Allah'a karşı olan sevgi ve muhabbetimiz, ben Allah'ı çok seviyorum boyutunda, evet amenna, hepimiz seviyoruz. Allah'tan korkan herkes Allah'ı seviyor. Ama Allah'tan korkmak da bir esastır ki peygamberler Allah'tan korkuyorsa, peygamberlerin yakınları Allah'tan korkuyorsa biz kimiz ki Allah'tan korkmayacağız? Onun için sevgiyi ve Allah'a sadakati ve bağlılığı sadece yalın bir sevgiyle ifade etmek mümkün değildir. Bunun yanında Allah'tan korkmak, yani Allah'ın rızasını kaybetmekten korkmak, Allah'ın rahmetini kaybetmekten korkmak ve Allah'ın gazabına duçar olmaktan da korkmak esas olmalı. Dengeli bir şekilde sevgiyi, muhabbeti Rabbimize karşı itina ile korumamız lazım. İslam'a karşı, dine karşı olan tefekkürümüzü zayi etmeden bir İslam yaşamamız lazım. Aksi takdirde bizce din diye telaffuz ettiğimiz çok saçma sapan şeylere inanır ve bu şekilde hayatımızı heder ederiz. Allah rahmet eylesin. İki tane cenaze üst üste denk geldi. Bir halamızı rahmeti rahmana uğurladık. Peşinden bir hafta sonra da sevdiğimiz güzel bir insan, dedemizi rahmeti rahmana uğurladık. Allah rahmet eylesin. Sizlerin de ölülerinize Rabbim rahmet eylesin. Hepimizin ölüleri dar-ı bekaya irtihal edenleri var. Yer mekan değiştiği zaman adetler ve hurafeler değişiyor. Dinle alakasız çok çok şeylere şahit oluyorsunuz. Dinmiş gibi yaşanan çok çok şeylere şahit oluyorsunuz. Müdahale edip düzelteyim diyorsunuz, mümkün değil. O denli insanların içerisinde yerleşmiş olan hurafe diyoruz biz bunlara. Dinle alakası yok fakat dinmiş gibi yaşanan, müdahaleyi kabul etmeyen, müdahale ettiğiniz noktada afaroz edildiğiniz, afaroz ne demek? Dinden çıkarıldığınız. Tebes, kubas, baş ayak götürülüyorsunuz hemen. Oraya dokunamazsın sen. Öyle bir itikatlaşmış, öyle bir sağlamlaştırılmış bir sürü hurafelerin bizim cenazelerimizde, merasimlerimizde olduğunu müşahede ettik, üzülerek ettik. Samimi ortamda 3-5 kişinin olduğu yerde müdahale ettiğimiz oldu ama kökten temizleyip kaldırmak mümkün değil. Çok uçuk, hiç akla hayale gelmeyecek, mantıksız. Yani hurafenin hadi bazen böyle ehven dediğimiz iyi niyetle çıkanları var ki bunlar öyle de değil. Ki öyle iyi niyetle çıksa bile hurafe din kabul etmez asla. Din, dinmiş gibi olan eklentiyi kabul etmez. Din Allah'ın dinidir, hiç kimsenin değildir. Ne benimdir ne senindir. Din Allah'ın dinidir. Allah'ın esasları ve kuralları ölçüsü içerisinde yaşanır. Yaşayanlar din sahibi olurlar, dininin sahibi olurlar. Allah'ın rızasına matuf olurlar. Yaşamayanlar yolları açık olsun. Herhangi bir yaptırımı, şusu busu ben ona yapamam. Onun yaptırımını yarın huzur-u mahşerde Allah-u Teala verecektir. Eğer ki Kur'an'da dünyevi yaptırımları varsa onları da dünyada görecektir, yaptırılması lazım ama bunu da yaptırmak sana bana düşmüyor işte, sıkıntılar bu. Ben yapamıyorum, sen yapamıyorsun, bireysel yaptırım yok. Nasıl olacak? Bir devlet olacak, bir otorite olacak ki o adama o yaptırımı, o cezayı, müeydeyi uygulasın. Sen ben yaparsak ortalık kargaşa olur. Bir takım had cezaları, bir takım uygulanması gereken cezalar İslam'ın öngördüğü, Rabbimizin istediği. Toplumun felaketten kurtulup refaha ulaşması için Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bazı kuralları veya ceza sistemlerini, ki bunlar toplumun menfaatine olan şeylerdir. Maksadına, genel maksadına bakmanız lazım. Evrensel bir dinden bahsediyoruz. İslam şeriatına göre hüküm sürmüş olan bir Osmanlı döneminde 600 senenin içerisinde resmi kayıtlarda iki tane el kesme vakası işlenmiştir. 600 seneden bahsediyoruz. Bakın
Demek ki maksat el kesmek değil, hırsızın elini kesmek değil. Caydırıcılık rolü vardır, bak caydırıcı. Amaç neymiş? Amaç toplumu bu hasletten, bu kötülükten, bu menfi olaydan uzaklaştırmak ve caydırmak. Ve caydırma yerini bulmuş mu? Bulmuş 600 sene boyunca. Şimdi bazı kuralları eleştirirken, bazı şeyleri anlarken veya yerli yerine taşları oturttururken şartları tümüyle düşünmek lazım. Yani İslam'ı tümüyle ele alıp öyle değerlendirmek lazım. İslam'ın bir tane kuralını alıyor adam, getiriyor bugünün şartlarına, bugünün konjektürüne, bugünün kanunlarına, bugünün kurallarına, bugünün toplumuna, bugünün ahlakına göre değerlendirip bak bu böyleymiş deyip oradan İslam'a saldırıyor, İslam'a hücum etmeye çalışıyor. Kusura bakma, biz yemiyoruz onları da yiyenler var maalesef. Ya bu İslam'da böyleymiş filan diyor ondan sonra. Eksiklik varmış, noksanlık varmış filan diyor. Bir, yaşanan İslam Allah'ın gönderdiği İslam değil. İman edilen İslam Kur'an'ın getirdiği İslam değil. Şimdi buna göre değerlendireceğim bir kere olayları. Yani evden cenaze çıktığı zaman cenaze tabut hangi masanın üzerindeyse o masanın çevrilmesi, tepes kubas edilmesi lazım inancı ve itikadı içerisinde olan insanlar Kur'an İslam'ı yaşamıyorlar. Böyle batıl inanışlarla ne bileyim tabut işte bilmem nerede kaldı diye, yok oradan işte o tabuta bakan herkes o kişinin azabını arttırır gibi çok batıl inançlar içerisinde olan hikayeler içerisinde uyuşmuş beyinlerle İslam yaşadığını zanneden insanların inancıyla Kur'an'ın inancı arasında dağlar kadar fark var. Ne bileyim toprağın altına tevdi ettikten sonra illaki hocam ha telkinini vereceğiz, telkinini vermezse o imtihanı kaybeder diye böyle algılar içerisinde olan bir İslam Kur'an İslam'ı değildir. Kur'an'da Allah-u Teala diyor ki siz onlara işittiremezsiniz ölüler için diyor. Ve bu hitabı peygambere söylüyor. Peygamberin mezarda işittiremediği insana hoca efendi gelecek, bastonunu koyacak, telkin verecek, aşağıdakinin soru ve cevaplarına yardımcı olacak, kopya verecek, aşağıdaki de sınavı geçecek. Böyle düzmece bir İslam Kur'an'da yok. Yok da biz bunu anlattık, anlatıyoruz. Yıllardan beri anlatıyoruz. Ama gel gör ki bunu kabullendiremiyoruz insanlara. Niye? Rahatına, hoşuna gidiyor. Dünyada gel keyfim gel yaşayacak, he baba de baba yaşayacak. Ondan sonra mezara gittiği zaman bir hoca gelecek, yukarıdan ona kopya verecek, o da aşağıdan soruların hepsini cevaplayacak, cennete gidecek. Ümit ettiği bu, umudu bu, hayali bu, tezgahı bu adamın. Ama yok öyle bir şey, daha yok işte ya. Ben seni kandıramam. Verirsin bana bir 200-300 lira, sana telkin veririm. Sıkıntı yok, öyle yapıyorlar. Aşağıdan gören mi var? Yok. Duyan mı var? Yok. Ben telkini verdim de cennete mi gitti adam? Ben telkini verdim de arkadaş, adam soruları cevapladı mı? Var mı bunun bir ispatı kaydı? Yok. Ama tersine bunun böyle olmadığına dair ayetler var Kur'an'da. E ben hocaysam bunu söyleyeceğim daha, böyle değil bu iş. Sen telkinini ayaktayken ve hayattayken alacaksın. Yattın mı telkin yok, bitti artık. Telkin, melkin yattı gitti. Benim orada bir tane hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Kur'an kursunda bir müddet okuduk onunla. Yani hoca dediğiniz zaman toplumun gözünde böyle bir profil oluşur. Hecmure kılıklı, giyim kuşam berbat, varsa yoksa bir sakalını böyle ölçüsünce uzatan, tipsiz, merhametsiz belki, herkesin kafasında farklı farklı, o yeşil çamın çizmiş olduğu bir profil var ya, hemen hemen herkeste var. Zaten Hollywood zemini oluşturmuş, bizim yeşil çamda üzerine kabak yapmış, tam bizim örfümüzle, anneannemizle biraz daha süslemiş, büslemiş, getirmiş bize bir böyle bir hoca profili. 35-40'lı ve üstü yaşlardakiler bunu çok iyi anlar, ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Yeni nesilde zaten öyle bir profil de yok. Hoca profili diye bir şey yok zaten. Yeni neslin hayalindeki, tahayyülündeki hoca profili baldırı çıplak kızları dizine alıp oturtturan, dizi film çeviren, kertenkele türünden, tipinden şeyler yani. Bunlar işlenmiş. Allah her iki nesle de kolaylıklar ihsan eylesin. O dediğim Dursun hocamız, Allah rahmet eylesin, bir gün bizim köyde bir cenazeye geldi. Eski, ben o zamanlar ta öğrenciyim. Geldi. Büyük olduğu için, bir Kur'an kursu hocası olduğu için, yaşça büyük olduğu için, ilim irfanca önde olduğu için dediler ona ki hocam cenazenin telkinini buyur sen ver. Hani birine de teklif edildiği zaman o da bir iftihar meselesi yani. Telkini sen vereceksin. Ölüyle muhabbete ve diyaloğa sen gireceksin. Yani öyle gelse nasip olmaz yani. Helal olsun. Bundan 25 sene önce bunu dile getirebilmek, öyle bir ortamda bunu dile getirebilmek bir cesarettir ya. Ne telkini dedi ya? Telkin dedi, diliye verilir. Ölüye telkin mi verilir dedi. Hayda. Bir daha da bu adama kimse ne telkin teklif etti ne bir şey. Ama aleyhinde de bu adam sünnete inanmıyor.
bu adam hadis düşmanı filan herhalde demişlerdir. Hemen bir yafta eklemişlerdir ona. Ne demek istediğini anlamak yerine bir yafta vurmak, bir etiketlemenin peşine gittiler. Niye? Düzen bozdu. Düzen bozuldu çünkü. Ama peki bozduğu, söylediği şeyi irdeledik mi, baktık mı? Mesela yani bir tane örnek. Ve bu ve bunun gibi çok şeyler var. Biz İslam'mış gibi yaşıyoruz ama İslam'da yeri yok. Sen mezarın başına gelinceye kadar Kur'an'dan, İslam'dan, Allah'tan, Resulünden alabildiğin ne kadar baldan, çiçekten, nereden ne alabilirsem, hocadan, hacıdan, ilim erbabından, ahlaklı insandan, şundan, bundan, öğretmenden vesaire alabildiğin ne varsa onları alacak, istifade edecek, onlardan mezarın başına kadar geleceksin. Mezardan ötesi Allah'ın bileceği şeydir. Birinin öbürünün sana faydası o noktada olmaz. Hele 3-5 kuruşla yaptırdığın işlerin hiçbir faydası olmaz. 5 lira ver, 10 lira ver, hocayı getir, çağırtır, Kur'an oku, annem babam mezarda rahat etsin. Yok da böyle bir İslam yok. Yok da gel kaldır, kaldıramazsın. Ben senin annene niye gelip Kur'an okuyayım? Sen Müslüman değil misin be mübarek? Annen Müslüman değil miydi be mübarek? Annen sağlığında Kur'an okumuşsa öldükten sonra ona mezarına gidip Kur'an okumana gerek yok. Zaten okumuş okuyacağını, anlamış anlayacağını, uygulamışsa kurtarmış kendini demektir. Bitti. Ya sen ilk 3 yaşında, 5 yaşında ölen bir çocuğun gidip mezarında Kur'an okur musun? E hocam okunuyor. Peki okuduğun Kur'an'ın bu çocuğa bir faydası var mı? Zaten günah yok, sabi melek zaten. Buna Kur'an okumanın ne faydası var? E hocam okunuyor. Hah işte buradaki ince noktayı anlamak lazım. Niye okunuyor? Diriler için okunuyor, gelenler için okunuyor, o mezarın başındakiler için okunuyor. Ölü için değil. Ölen için değil o. Sen o mezarın başına 5 kişi, 10 kişi gittin ziyarete. Orada Kur'an okudunuz. Onun diriye faydası var, ölüye değil. Biz sadece dua etmekle mükellefiz. Dua ederiz, temenni ederiz. Rabbimizden mağfiretini dileriz. Vesaire. Bu var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölen bir sahabinin mezarına gidip de bir Yasin okuduğu, bir tebareke okuduğu, bir amme okuduğuna dair hadis yok. Böyle yapmıştır Peygamberimiz. Hatim indirmiştir mezarın başında diye bir uygulama yok. Mesela bizde adet olmuş, ölenin arkasına hatim indirilir. Muhakkak hatim. Öyle Yasin Masin kesmez bizim oranın insanını. Artık günahının çokluğundan mıdır bilmiyorum. Öyle Yasin Masin kesmiyor. Hatim indirilecek. Belirli bir günü var, adet olmuş, yerleşmiş. Hatim indirilmediği zaman da eksiklik varmış kadar yerleşmiş. Çocuklarına bak ya, babasının hatmini yapmadı. Yok dedesinin hatmini yapmadı. Yapsam ne olacak, yapmasam ne olacak? Peki param yok, bedava yapan yok. Neyse yani böyle bir takım ayrıntılarla boğduğumuz, din zannettiğimiz şeylerin içerisinde yüzüp yüzüp gidiyoruz. Birileri bizim adımıza İslam yaşayacak, o yaşayanlar bizi kurtaracak, biz de öylece rahat rahat tıpış tıpış cennete gideceğiz. Böyle bir öğreti Kur'an'da yok. Kalem suresinde ve inneke la ala hulukul azim. Biz seni en güzel ve ulvi bir ahlak üzere yarattık diye ifade ettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak ilkesinde böyle şeyler yok. Yok da bulamıyoruz biz. Var diye size getirip dayatanlar sağlam bir kaynak getirecek. Öyle her şeyde kaynak değil. Bir yerde yazılı mı? Kaynak yazdık. Yazılı mı? Filan kitap kaynak. Ya her yazılı şey kaynak değil ki. Bugün bir sürü kitaplar basılıyor. Bugünden bakın, baz alın. Bugün bir sürü kitap basılıyor. Yazılıyor, matbaalardan çıkılıyor şu bu. Bu kitapların çoğunun amacı ne? Para kazanmak var. Meşhur olmak var. Kitabım çok satsın var. Tanınmak olsun var. Şu olsun, bu olsun. Onun var 5 kitabı, benim var niye 3 kitabım diye var. Hava atmak için yapan var. Var oğlu var. Yani bunu sadece ve sadece insanlar ilim, irfan öğrensin diye, bilgimi aktarayım diye kitap basanlar da var mı? Var ama ne kadar, nasıl ayırt edeceğim? İnsanları sömürenler yok mu? Tarihi vesikaları, vakıaları yazıp da bu milletin değerleri üzerinden, ama o ama bu fark etmez. O taraf veya bu taraf hiç fark etmez. Ama dini, ama milli, ama başka duygularını istismar edip de kitap satanlar yok mu? Var. Kalkıp da sadece dini tarafını eleştirirken diğer tarafı da eleştirmek lazım. Veya diğer tarafta bunu yapıp da insanları kandıranları eleştirirken dini anlamda bunu yapıp da insanları kandıranları da eleştirmek lazım. Filanca dua. Müthiş bir dua ya. Böyle bir dua yok ya. Ben buldum, ben kitabımda bak. Al 39.9 lira. Sat.
O ne oluyor bu duayı okuyunca? Valla bel ağrın, sırt ağrın, prostattan tut bilmem işte mideye kadar. Ne aklına geliyorsa hepsini siliyor, süpürüyor. Öyle bir dua bu ya. Adam bulmuş. Bulmuş adam satıyor. Ne kadar? 39.9 lira. Ya bu istismardan daha büyük bir istismar olabilir mi? Dil istismarı bu. Öbürü de milli duyguyu istismar etmiş. Fark etmez aynı. İkisi de aynı dangalak affedersiniz. Niye? Senden benden para sövüştü. Koparma. Yani bu bir istismar. İstismarın her türlüsü. Ama ahlaki, ama ilmi, ama dini, ama milli İslam'da yeri yoktur. Bu kadar. Bunu bilecek mi Müslüman? Hocam biliyoruz. Bilmiyorsun. Bilmediğinden halen daha ayaküstü kitap sana kakalıyorlar. Ayaküstü kitap alıyorsun. Bilmiyorsun çünkü. Evet, kelime olarak biliyorsun, duymuşsun. Yüzeysel olarak kulaktan girmiş ama şurası bilmiyor. Burası bilse bu zokaları yutmazsın. E ne olacak hocam? 3 liradan 5 liradan aman işte ya. İşte sigaraya 10 lira veriyoruz. Ya arkadaş, diyeceğim şimdi o ondan daha ağır, yanlış anlayacaksınız beni. Çünkü orada bir istismar var. Sen ona 10 lira, 15 lira, 20 lira vererek o adamı ona teşvik ediyorsun. Teşvik ettiğin zaman o dil istismarına devam ediyor. 3 sattı, 5 sattı, 1000 sattı, 10 sattı diyor. Hadi bakalım ikinciyi yapalım. İkinciyi yapıyor. Semtlere göre dua. Avcılar semtinde oturanların okuyacağı dua. Beşiktaş'ta oturanların okuyacağı dua. Bilmem neyin okuyacak olduğu dua. Sabah namazına %100 kaldıran dua. Allah Allah. Gibi gibi gibi. Ne oluyor? Seni çekmek için, tuzağa çekmek için atraksiyonlarla, şunlarla, bunlarla din tamamen oyuncak oluyor. Ondan sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Bir gün bir bakıyoruz orada dinini oyun ve eğlence haline çevirenler diye bir ayet var. Dinini oyun ve eğlence haline çevirenler diye bir ayetle karşılaşıyoruz. E şimdi o kadar biz bağlanmışız, o kadar ümit bağlamışız ki hiç de bunu görmemişiz ya 40 yaşına kadar. 40-50 yaşına gelmişiz öyle bir ayetle karşılaşmadığımız için ne yapabiliriz? En kolayı bu ayeti tevil etme. O ya o şeyler için ya müşrikler. Yok yok münafıklar için. Yok yok kafirler için o ayet ya. Bizden alakası yok o ayet. Dedik ayeti daha farz ettik attık dışarı. Hiçbirine dokunmadık biz yolumuza devam ettik. Böyle bir din anlayışı ve algısı içerisinde biz yanlış yaşadığımızdan İslam'a mal edilen bu hataların altında ezildik. Halen eziliyoruz. Hatayı veya yanlışı kim yaparsa yapsın kabullenilebilir bir tarafı yoktur asla. İslami asla değildir. Zaman zaman görüyor duyuyoruz. Efendim çocuk istismarından tut başka başka ahlaksızlıklara kadar. Şu noktada olmuş, bu vakıfta olmuş, şu devlette olmuş, bilmem ne olmuş olmuş. Arkadaş kimin borazan gibi sesi çok çıkıyorsa o üstün geliyor. O reklamını daha çok yapıyor, o öbürünü daha çok bastırıyor. Öbür camialarda bu tür rezillikler yok mu? Daniskası var. Daniskası var. Kardeşinin kızıyla yatlarda yakalananları ne kadar duydunuz? Kardeşinin kızı ya. Öz yeğeniyle yakalananları hiç televizyonlarda ne kadar duydunuz? Ama o ana haber spikeriydi canım. O modern bir insandı canım. Olur mu öyle şey? Veyahut da gecesi gündüzü kimlerle yatıp kalktığı belli olmayan, günde 30-40 tane insanla beraber olan, ayda bilmem kaç tane eskiden, bir gün ondan bir gün bundan bunlara birliktelik ismi koyup da meşrulaştıran insanları normal karşılıyoruz değil mi haberlerde artık? Aşk yaşıyorlar. Aşk yaşıyorlar ne demek? Türkçesini bana söyle. Bunlar zina ediyor demiyor da aşk yaşıyorlar. Aşk tazelediler. Ondan ayrıldı. Buna geldi. Bundan gitti. Şuna... Bu rezillikler gündem olmuyor ama öbür tarafta bir rezillik olduğu zaman gündem. Şimdi her ikisi de lanetlenecek, her ikisi de kabullenilmeyecek bir durumdur. Ama tespiti, nedenlerini iyi ortaya koymak lazım. Neden toplum bu halde? Ama bu fark etmez. Neden toplum bu halde? Kaynak ne? Sebep ne? Neden toplum bu hale geldi? Neden toplum bu hale geliyor? Daha da beter olacak. Olacak daha beter olacak. Çünkü insan ahlakla mümeyyiz bir şahıstır. Ahlaklıysa insandır. Ahlaksızsa kafasında sarık olsa ne yazar? Yüzünde sakal olsa ne yazar? Sırtında cübbe olsa ne yazar? Boğazında kravat olsa ne yazar? Papyon olsa ne yazar? Bilmem ne olsa ne yazar? Ahlak meselesidir bu. Kişilik meselesidir bu. Anladın? O tarafa, bu tarafa yaftalayıp da onlar öyle, bunlar böyle deyip İslam'a kusmak istedikleri kimleri kusmak isteyenleri biz anlıyoruz. Anlıyoruz biz.
Neyi, niçin terennüm ettiklerinizi çok iyi biliyoruz biz. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Biz kendimizi de çok iyi tanıyoruz. Bizi bu hale getiren de sizsiniz. Sizi bir türlü düzeltemeyen de biziz. Biz de dinimizi yaşayamadığımızdan, bilmediğimizden dolayı maalesef sizin bu tezgahınıza düşüyoruz. Düşüyoruz. Hadi samimiyseniz, hadi erkekseniz, hadi buyurun İslam'ın cezai müeyyide sistemine destek verin gelsin. Gelsin. Onu o vakıfta yapan da aynı cezayı alsın. Senin yatında yapan da aynı cezayı alsın. Var mısın? Var mısın? Ciddiysen adamsan gel. Destekleyelim. Gelsin İslam'ın karşılığı. Madem İslam'a mal ediyorsun, o zaman İslam'ın verdiği ceza sistemine razı olacaksın. Arkadaş, kusura bakma. Ben bu ülkede 4 yıl 5 yıl ceza alıp da içeri hiç girmeden cezasını çeken insan biliyorum. Ya bu adalet sistemi içerisinde öyle mi olacak? Getir İslam'ın adaletini. Cezayı adil bir şekilde uygulayalım. Aynı cezayı müeyyideyi uygulayalım da ondan sonra görelim bakalım. Sen toplumu ahlaksızlaştırmak için elinden geleni gayreti ardına koymayacaksın. Ondan sonra bu toplum niye böyle oldu veya bu vakalar niye oluyor? Bu vakalar şundan oluyor, bundan oluyor deyip İslam'a saldıracaksın. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Şartları tümüyle, tamamıyla düşünmek lazım. Yani adamı bir suç şişesinin içerisinde hapsediyorsun. Dışarı çıkamıyor, onun içerisinde duracak. Onun içerisinde tam performans istiyorsun orada. Ya arkadaş, adamı hapsetmişsin ya. Ya orasını kırmışsın, burasını budamışsın. Niye adam gibi Müslüman değilsin bile diyorsun. Nasıl olsun? Nasıl olsun? 24 saat Müslümanların üzerinde kıyım var. Ahlaki kıyım var. Her türlü kıyım var Müslüman üzerinde. Televizyonlar, yarışmalar. Şunları ben 10 sene önce eleştirdiğim zaman bana gülüyorlardı. Ne oldu şimdi? Anca tehlikenin farkına vardılar. Anca. 10 sene önce ben uyarıyordum. Bunu yapmayın, etmeyin. Bak bunların gidişatları iyi değil diye. Neymiş? Gereksiz ve fuzuli şeyleri eleştirdiğinden cumada. Ha şimdi gereksiz ve fuzuli çocuklarımızla uğraş. Hocam çocuğum şöyle oldu dinlemiyor. Dön. Öğretmen. Kız çocuğu geliyor diyor ona ki. Hocam annemi arayabilir miyim? Sen öğretmensin. Yardımcı olmaz mısın? Veriyor telefonunu git ara diyor. Kızların bir özelliği var. O telefonu aldı mıydık illa dışarı çıkacak. Kapıdan dışarı onun yanında konuşmaz. Hemen öğretmenin yanından çıkıyor sınıftan dışarıya. Telefon kulağında güya annesini arayacak. Kapatıyor telefonu. Tak 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 hemen onlar zaten 20 parmakla yazıyor şimdiki kızlar şimdiki nesil. Aynı hakimin önündeki daktilograf gibi böyle yazıyorlar. Bir meziyetleri bir maharetleri bu oldu onların. Sosyal medyadan öğrendikleri kazanımları. Tak tak 2-3 tane öğretmenin telefonu elinde ya. Öğretmenin telefonundan kendi telefonuna cinsel içerikli mesaj atıyor. Ondan sonra siliyor o mesajları, kapatıyor. Teşekkür ederim öğretmenim diyor. Veriyor öğretmene telefonu. Öğretmenin bir şeyden haberi yok. Yıl sonu geliyor, puanlama bilmem ne, notlar veriliyor. Kız kalıyor sınıfta. Alıyor telefonu, gidiyor öğretmenin karşısına. Hocam sen beni bırakamazsın. Beni geçireceksin. Bu mesajları sen bana atmadın mı? Kızım sen manyak mısın diyor. Ne mesajı? Olurdu, olmazdı bilmem ne. Bir müdüre çıktı, bitti iş. Bitti bu kadar. Bu kadar. Ne oldu öğretmen 2 yıldır içeride? İspat edemiyorsun, izah edemiyorsun 2 yıldır içeride. 2 sene sonra kız vicdana geliyor, gidiyor mahkemeye diyor ki ya ben diyor vicdan azabından duramıyorum. Ben bunu kendim yapmıştım. Öğretmenim böyle bir şey yapmadı bana. Şu nedenden dolayı yaptı filan diyorsa da o öğretmen hala içeride çıkmıyor. Neden? Kadının ilk beyanı esastır yasasına dayanılarak. İkinci beyan zorlamayla, şiddetle, baskıyla verdirilmiştir diye zannıyla ne zulümle ne içeride yatan insanlar var. Hadi gel bunları da düzeltelim. 8000 aile var içeride. Aile oldukları için. Nikahıyla evlendiğinden dolayı, nikahlı bir şekilde evlendiğinden dolayı 8000 tane aile var. Yani dert şu. İslam ahlak ve ilkelerini ve inneke le'ala hulukul azim ayeti gereğince Allah Resulü'nün ahlak ve ilkelerini topluma nüfuz edebilmesi için tamamen topluca bir düzeltme gerekiyor. Bir noktayı düzeltmek, bir noktaya parmak basmak, diğer noktalar fecaatken bir sonuç elde edilemiyor. Böyle biraz yarım kaldı ama olsun ne yapalım herhalde anlaşılmıştır muradımız, meramımız. Yeni açılan eğitim öğretimin ümmeti Muhammed'e İslam ilkelerine uygun bir şekilde hayırlı olmasını temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbim öğretmenlerimize bilinç, şuur, iman, izan, milli duygular, dini duygular nasip eylesin. Evlatlarımıza aynı duygular içerisinde eğitim ve öğretim nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.